يا رسول الله. مدد امدد يا صاحب الامداد. Daha önceki sohbetlerimizde bazı ehlullahın, evliyaullahın kerametlerinden bahsetmiştik. Yani şarabı bal yapmalarında, acıyı tatlı yapmalarında, o mevzu tam anlaşılmamış herhalde. Bazı kimseler beni aradı, bazı şeyler söylediler. Şarabın süte dönmesi veyahut nar suyuna dönmesi veya bala dönmesi, böyle zararlı şeyleri, efendim haram şeyleri, ehlullah için basit meseledir onlar. Kolay bir şey, böyle zor bir şey değil. Buradan çıkarılacak ders şuydu ki, nasıl Yahya Efendi Hazretleri o boğazda İstanbul'u tutan Sultan Süleyman Han'ın abi diye hitap ettiği süt kardeşi Yahya Efendi Hazretleri, büyük evliya, kendisine takdim edilen, hediye de takdim edilen fıçı fıçı şarapları ikram etmiş gelen misafirlerine ve müridanına. Herkes de bir hopluyor. Yahu nasıl şeyhtir bu? Şarap ikram ediyor diye. Gelen şarap. E demiş, içiniz. Buraya girenin haramlığı kalmaz. Bu dergaha girenin zararı ziyanı kalmaz. E tabi inananı var, inanmayanı var. Müslüman olan inanacak zaten. E inanmazsan sen bilirsin, kaybeden olursun. Alıp içtiklerinde nar suyuna döndüğünü, bazılarının da süte döndüğünü görüyorlar. Yahu girişte getiren kimse de en kıymetli şarapların diye getiriyor. Yahya Efendi Hazretleri. Taaccüp içinde kalıyorlardı. Şimdi burada şarabı nar suyuna veya süte veya bala döndürmenin ne manaya geldiğini siz anlamışsınızdır belki ama anlamayan kimseler bazı sual ettiler bana. Burada maksat ehlullah şarabı haramlığını, acılığını, o pisliğini alıp tertemiz süt haline nasıl getiriyorsa, günahkar, zalim, inkarcı, belki efendim hatası çok olan kimselerin dahi dergâhta o şekilde hal değiştireceğine, bir mürşit efendim kimsenin elinde, bir şeyhin elinde o kötü huylarından vazgeçerek tertemiz pırıl pırıl süt gibi pir upak olacağına işarettir o. O maksatla, o manayla anlatılmış bir keramettir, bir menkıbedir. Benim o gün anlattığım, siz var mıydınız o sohbette? Bunu da verelim de o şekilde millet dinlesin. Ne iş? Yoksa efendim benim evde tavuk bozuldu de, getireyim de oku düzelsin meselesi değil bu. O zaman madem öyle zannediyor millet. Yok. Kalp bozuk, kalpleri düzeltmek için şeyhler. E tabi o cansız varlık kapıdan girerek düzeliyor da insan bu. İradesi var. Aklı var. Aslında ne aklı var ne iradesi var da öyle zannediyor ya. Akıl ve iradesi olduğu için de onun aklını bırakıp, nasıl biraz önce insanlar biz akıllıyız, Allah'ın koyduğu hükümlerle değil de kendi hükümlerimiz daha güzeldir diyor. Herkes bunu söylüyor.
Ben Müslümanım diyen de söylüyor, ben Hristiyanım diyen de söylüyor. Bunu biz yapacağız kanunları, hükümü biz vermeliyiz diyor. İşte o ondan dolayı, biz akıllıyız demelerinden dolayı insanın terbiyesinde ve güzelleşmesinde bir sıkıntı meydana geliyor. Bu sıkıntı ne zaman Mürşid-i Kamil'in yerine kendisini teslim ettiği an ortadan kalkıyor. Ve şaraptaki acılık nasıl nar suyundaki tatlılığa dönüşüyor, nasıl sütteki sadeliğe dönüşüyorsa insan da o hale geliyor. Aslına rücu ediyor. Aslına dönüyor. İnsan oluyor. O zaman da Hazreti İnsan deniyor işte. Eskiler insana Hazreti İnsan derlermiş. Şimdi hiç bir kimseye Hazret dendiği zaman kimsenin hoşuna gitmiyor. Hazret demiyorlar kimse kimseye. Evvelden edeben halı hak ettiği için Hazreti İnsan denirdi. Çünkü tabiatı insanın mükemmel üstüne mükemmel. Harikulade Cenab-ı Allah'ın nazargahı, Cenab-ı Allah'ın baktığı, mekan tuttuğu yer. Bu böyle bir kimseye tabii ki Hazreti İnsan denir. Nasıl Hazreti İnsan olunur? Cenab-ı Allah'a teslim ederek kendini, iman ederek. Nasıl iman edilir? Sevdiklerini severek. Ben Allah'a inandım deyip de Efendimiz'e inanmayan, Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini kabul etmeyen kimseye ne denir? Kafir. Allah'a inanıyor. Her şeye inanıyor. Efendimiz'e inanmıyor. Efendimiz kim? İnsan. Hazreti İnsan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine inanmadığı için kafir olur insan. İman sayılmaz. Aynı şekilde Efendimiz'in ilmini, görevini devam ettiren kıyamete kadar büyük kimseler var. Onların sözünü dinlemeyip, onları hiçe sayan, efendim sen bilmezsin, biz biliriz diyen kimselerin de imanı zayıf sayılır. Ne olursa olsun, zayıf sayılır. İman mühim olan. Allah ne sizin yüzünüze, ne mallarınıza, ne elbisenize bakar. Sizin kalbinize ve imanınıza bakar. Ona göre değerlendirir. Efendimiz'i hadis-i şeriflerinde. Kalbini düzeltmeye bak. Üstünü başını düzeltinceye kadar. Duymuşsunuzdur. Hasan el-Basri Hazretleri, evliyanın büyüğünden, tabiinin büyüğünden duymuşsunuzdur. Duydunuz? Hasan el-Basri Hazretleri. Büyük evliyadır. Çok büyük. Belki onun Hazreti Rabia validemizde olan efendim hayat hikayesini duymuşsunuzdur. Bilimlerde. Hazreti Ayşe validemizin evinde büyüdü o. Tabiinden bir de. Evliya olmakla kalmıyor. Tabiinden. Yani sahabeyi görenden. Derecesi bir kat daha artıyor. Basra'da yaşadığı mübarek çok büyük evliyaydı. Muhteşem bir evliyaydı. O kimsenin arkasında namaz kılmaz, kimseye birlikte de namaz kılmazmış. Mübarek. Acayip. Şeyhimden işittim bu sözü. Size nakledeyim. Bu devirde yaşayan Habib-ül Acem diye bir kimse var. O kimsenin arkasında namaz kılarmış. Habib-ül Acem de Farslı, Arap da değil. Arapça da bilmiyor fazla. Ne dediğini bildiği yok. İlmi yok. Yahu derlermiş, sen bu kadar alim adam varken onlarla namaz kılmıyorsun da bu Habib-ül Acem'le niye namaz kılıyorsun sen? Tenhada ikiniz namaz kılıyorsunuz. Sen ki Hasan-ül Basri'sin. Peygamberimizin hanımı Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha hazretlerinin evinde büyümüş. Ondan ilim almış. Hasan-ül Basri hazretlerinin. Büyüklüğünü bilin yani.
Sen ki böyle bir kimsesin. Kerametlerin meşhur. İlmiye sınır yok. Deniz derya. Nasıl olur da böyle bir cahil kimseyle kendine imam yapıyorsun da arkasında namaza duruyorsun. O mübarek de bir Fatiha okurmuş. 7 yanlışı var. Namazda Fatiha okuyor, 7 yanlışı var. Fatiha kaç ayet? Zaten 7 ayet. Hep yanlış. Dermiş ki siz nasıl lakırtı yapıyorsunuz? Cenab-ı Allah kalplere bakmıyor mu? Evet, ben de onun kalbine bakıyorum. Bunun kalbi gibi kalp yok. Bunun imanı gibi iman yok. Evet. Hepinizde ilim var. Efendim, bir şey var. Okumuşluğumuz var. Ama bunun kalbi var. İnne Allahe la yanzuru emvalikum ve suverikum velakin yanzuru kulubekum ve a'malikum. Hadis-i şerif. Sadaka Resulullah. Allah sizin malınıza da suratınıza da bakmaz. Kalbinize bakar ve amellerinize bakar. Bu nur ala nur bir kimse. Yahu bırak derlermiş bu işi sen. Sen yanlış yapıyorsun burada. İnandıkları bir kimseye, evliya olduğunu, ehlullah'tan olduğunu, kerameti olan bir kimseye derlermiş ki yanlış yapıyorsun. Bu cahil herifle namaz, arkasında namaz kılınmaz. Siz bilirsiniz dermiş o da. Yine milletle namaz kılınmaz, o kimseyle kılarmış. Kalbi güzel çünkü. Eski insanların, eski evliyanın hallerini hatırlayalım böyle ki bizim Müslümanlığımız nereye varıyor? Bizim Müslümanlığımız nereye varıyor? Sesi güzel mi? Efendim, makamı nasıl? Öyle demez miyiz namaz kılacağımız kimsenin arkasında? Kaç makam veriyor? Habib bile Acem Hazretleri düzgün okumasını bile bilmiyordu. Bilmiyormuş. İşte Fatiha'da 7 yanlışı var. Böyle bir kimsenin arkasından namaz kılan kim? Namaz kılan kim? Hasan-ül Basri Hazretleri ilmi ve kerameti ve Allah'a yakınlığı sonsuz olan bir kimse ve tabiinden. Tabiin demek sahabeden sonra gelen kimsedir. Efendimizin üstün dediği kimselerde. Sahabenden sonra sahabe, sahabeden sonra tabiin, tabiinden sonra tabiin demiş. Hadi üstün kimseler kimlerdir dendiğinde. Bu üstün kimse. Ona rağmen diyor ki o üstün. Biz benden de üstündür. İlginç. Aynı şimdi bu kadar laf ediyoruz da bu kadar laf ediyoruz, bu kadar efendim ayet hadis okuyoruz ama gırtlağımızdan aşağı geçmiyor. Geçsin. Habib-ül Acem Hazretleri gibi geçsin. Geçsin. Gönlümüze girsin. Kalbimize yerleşsin. Öbür türlü Hasan-ül Basri Hazretleri'nin arkasında namaz kılmadığı kimseler gibi oluruz. Her şeyi biliyor ama iman eksik. İman eksik. Şimdi ben desem ki yahu bırakınız batının peşinde koşmayı, teknolojinin peşinde koşmayı, efendim dünyanın peşinde koşmayı, kendinizi Allah'a veriniz. İman ediniz de yalnızca Allah deyiniz. Gökten rızkınız yağmur gibi yağar desem herkes böyle bir düşünür. Dut yemiş bülbüle döner. Şimdi gibi kafayı ne olur? Allah Allah. Ödenecek çekler var. Sigorta primleri var. KDV'ler var. Aybaşı, yılbaşı bandroller geldi. Hepimiz başlarız bunu saymaya. Daha saymadığımız nesi var şimdi? Yahu bırakın teknolojiyi, gavurlar uğraşsın onunla. Ezilsin, elensin. Efendim bu dünyanın peşinde onlar koştursun. Allah Müslümanı kendi peşinde koştursun diye yarattı. Sadece kendine baksın diye yarattı. Ya Rabbi ne güzelsin.
Ya Rabbi ne muhteşemsin. Ya Rabbi yalnız sen varsın. La mevcuda illallah. La maksuda illallah. Yalnız seni isterim. Makastım sensin. Ya metluba illallah. Ya mahbuba illallah. Yalnız seni severim. Desin için yarattı. Böyle güzel bir gaye için yeryüzündeyiz biz. Allah'ı birlemek, onu övmek ve yalnız onu sevmek için varız. Oysa azıcık onu sevsek bize yeterli geliyor. Azıcık, işin arasında azıcık. İki rekat namaz. İşin arasında yalnız. Mühim olan iş. Namazda da onu yine kendimize verdiğimiz yok. Namazda da yine iş kovalıyoruz. Esselamu Aleyküm, bitti işte. Namaz böyle. Geliniz Allah'ın istediği gibi iman edelim. O vakit bütün yeryüzü bizim hizmetimizde olacak. Bütün yeryüzü emredildi çünkü. Allah diyenin peşinde git. Beni seveni sev. Ama senin için, yani dünya için koşturanın da peşinde koştur, yorul, perişan et diye emredildi dünyaya ve dünya ahalisine. Biz 150-200 seneden beri dünyanın peşinde koşan bir millet olduk Müslümanlar olarak. Kaç dakika oldu? 17 dakika.